zorluklara rağmen işin içerisinden çıkamadığınızı, hayata, hayallerinize ve en önemlisi de kendinize gülümsemeyi asla unutmayın. Merhaba, Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bu hafta Kitap Yoldaşlığı yöneticisi Emine Böge Hanımefendi, Cesur Adımlar'ın konuğu. Kadınlar tarafından kurulan Kitap Yoldaşlığı ilk etapta 5 kişiyle başladı ve şimdilerde yoluna 17 bin kişiyle devam ediyor. Buradaki kadınların hepsi farklı iş alanlarında çalışıyor. Kimisi memur, kimisi ev hanımı, kimisi özel şirketlerde çalışıyor. Bu kadınları bir araya getiren tek bir ortak nokta var, kitap. İşte kitaba dair ve kadınların yaptığı çalışmalara dair sohbetimiz Emine Böge Hanımefendi ile başlıyor. Cesur Adımlar'ın bu haftaki konuğu Kitap Yoldaşları Grup Yöneticisi Emine Böge. Emine Hanım 29 yaşında ve ziraat mühendisi. Emine Hanım'ın kitabı olan aşkı babası vasıtasıyla başladı. Bu aşkı insanlarla iletişim kurmak için sosyal paylaşım grubu haline getirdi. 2 yıl önce kurduğu Kitap Yoldaşları grubunda kadınların birleşerek neler yapabileceğini gösterdi. 5 kişiyle başlayan bu yolculuk şimdilerde 17 bin kişi ile yoluna devam ediyor. Grupta Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışan, üreten kadınlar var. Farklı meslek dallarında çalışan bu kadınlar, hayatın koşturmacasına kitap vasıtası ile biraz ara veriyorlar. Birbirlerine gönderdikleri küçük hediyeler onlara hep büyük mutluluklar yaşatmış. Bu hediyeler öyle çok pahalı değil ama İçten samimi. Önceleri kadınlarla başlayan bu buluşmalara artık beyler de katılıyor. Erkek veya kadın hepsinin hayata söyleyecek sözleri, yaşama bırakacak izleri var. Van'da, Mardin'de, Soma'da kurulan kütüphanelerdeki her kitabın sayfasında bir insan gülüşü, bir kadın gülüşü var. Evet, Cesur Adımlar'da bir kadın yöneticiyle beraberiz ve Emine Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun. Emine Hanım, Kitap Yoldaşlığı'nı konuşmadan önce sizi biraz tanıyalım mı? Tabii. Aksaray Sultanahanlı'yım. 29 yaşındayım. Ziraat mühendisi, aynı zamanda dış ticaret sorumlu müdürüyüm özel bir firmada. Hı hı. Konya'da yaşıyorum 1 yaşından beri. Peki, meslek seçiminde ziraat mühendisiniz ama ailenizin desteği miydi, yoksa kendi idealiniz miydi, aslında, hayaliniz miydi ziraat mühendisi olmak? Küçükken aslında kendi neydi? Hayalim veterinerlikti. Ben hayvanları çok aşırı derecede severim. Küçükken kedi köpek arkasında koşan birisiydim. Fakat babam desteklemedi üniversiteye okumamı. Daha sonra ailenin baskısı, babamın tarafının baskısıyla, annemin istekleriyle, hı hı, ve annemin uğraşlarıyla ben üniversiteyi kazandım. Ziraat mühendisliğini kazandım, puanım ona yettiği için. Ama iyi ki ziraat mühendisliğini okumuşum. Bitkiler daha iyi, insanlardan daha iyi anlayabiliyor bizleri. Zootekni bölümüyle hayvanlara da girebiliyorsunuz. Ya da böcek, entomolojiyle böceklere dahil olabiliyorsunuz. İkisi de canlıydı. Yani canlılarla iç içesiniz şu anda. Aynen öyle. Anne baba desteğiniz nasıldı peki? Benim annem daha çok destekçimdi. Son zamanlarda babam da olmaya başladı. Bir şeyleri yapmaya farkına vardı, yaptığımın farkına vardığında. Annemle beraber babam destek olunca, evet, bir şeyler oluyor. İnsanlar, hı hı, bir yerlere gelebiliyor. Evet. Peki kitap okumaya ilk ne zaman başladınız ve yani bu kitaba aşkınız ilk ne zaman keşfettiniz, böyle bir sevgi olduğunu? Bunun için hani ilk yazma zamanlarına kadar gidebilirsiniz aslında. Ben ilkokula başladığımda herkesle beraber yazmaya başlamadım. Ben yazmayı bilerek başladım okula. Hı hı. Babam bana yazmayı öğretmişti okula başlamadan. Sonra baktım ben hızlı okuyorum. Cinali kitapları bana yetmiyor. Sunan'ın Dünyası kitaplarını aldı, hikaye kitaplarını. Ve Sinekli Bakkal'la ben
kitap okumaya başladım. İlk okuduğum kitaptır Sinekli Bakal. Sizi kitabı sevdiren o zaman. Aynen öyle. Hala okumayı da severim. 3-4 defa okuduğumu bilirim ben o kitabı. Onun dışında Günün Solduğu Akşam vardır. Babamın kitaplığından alıp gizli gizli okuduğum ve sonradan aşık olduğum. Ve ondan sonrası zaten kendiliğinden geliyor bir şekilde. Peki okul döneminde bir öğrencinin kitabı sevdirmesi için öğretmenlerin desteği, siz böyle bir destekle karşılaştınız mı? Ne kadar önemli okulda çocuğu öğretmenin desteklemesi, kitap okuması için? Şeydir, öğrenciler bir beyaz kağıttır. Siz ne kadar yazarsanız o kadar alır. Eğer öğretmen doğru işlediyse o kişiyi, aile bunun yanında destek bulur. Öğretmenler gerçekten çok önemli bu noktada. Bir de öğretmen kitap oku diyorsa ve bunu gerçekten sevdirebiliyorsa onun ilerisi de güzel oluyor. Benim üniversitedeki hocalarımın söylediği kitapları ben okuduğumda çok güzel şeyler yaşadım. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir'i biliyorsunuzdur. Konya'yı Konyalı olarak değil de başkasının gözünden o kitapta tanıdım ben. Evet. Onu tavsiye etmişlerdi. Ya da Maçel projesini kitaplardan öğrenmiştim ben. Yani öğretmen olmasa kitap okumak olmaz aslında. Evet, öğretmenler o yüzden çok önemli bu noktada. Kesinlikle önemli. Peki kitap yoldaşlığına bir giriş yapalım. Öncelikle kitap kardeşliği ile tanışıyorsunuz. 2012 yılında sanırım. Sosyal paylaşım sitelerinde ben biraz hobilerimi araştırmayı seven bir insanım. Kendimi geliştirmeyi seven bir insanım. Kitap nedir diye bir araştırma yaptım kitap üzerine. Ve kitap kardeşliği diye bir şey başlattılar o esnada. Şehirler arasında birbirlerimize kitap gönderip farklı insanlarla tanışma fırsatı sanal platformda. Bu şekilde başladık. 1-2 yıl bu şekilde devam etti. Sonra bazı şeyler gelişti. Kendi grubuma kadar bu iş uzadı ve kitap kardeşlerime neden kadar. Neden benim de bir grubum olmasın? Aynen. 60 tane kitap kardeşim var benim. İstanbul'dan Ankara'ya, Ardahan'a, Diyarbakır'a, Hatay'a kadar. Peki ilk etapta kaç kişiyle başlanıldı? Kitap yoldaşlığı ilk etapta 5 kişiyle başladı. Sadece 5 kişiydik. Bu çok az bir rakam aslında değil mi? Hiç şimdi bir rakam. Yani şimdilerini 17 bin üyeden bahsediyorsunuz. Evet, şu an 17 bin kişiyiz. Yani 5 kişiden 17 bin kişiye gelen yani bir süreç. Nasıl toplanıldı? Kadınlar başladınız tabii ki ama şimdi tabii ki erkek üyeleriniz de var. De var, aynen. Nasıl iletişim kurdunuz? Birbirinizi nasıl buldunuz? Ya açık konuşmak gerekirse sosyal platform kullanmaya başladıkça artmaya başladı ve kitap olunca konu herkes evinde kitap okuyordur öyle veya böyle gazete okuyordur. Bir şekilde de işte arkadaşlar vasıtasıyla o onu tavsiyelerle biz daha çok büyüdük. Kitap okumayı teşvik ettik. Bunun yanında yayın evleri bize destek oldu. Dediler kitaplarımızı tanıtın biz size kitap verelim üyelerinize dağıtın dediler. Biz kitap dağıtmaya başladık. Bu da dikkat çekti. Sosyal sorumluluk projeleri oluşturduk kitaplarla. Onlar dikkat çekti. En güzeli belki yani de o. Ve projeler oluşturduk. Projeler de tabii bunun biraz ana hattı ve temeli oldu bizim için. Evet, gerçek temel belki de o oldu şimdilerde. Büyük ihtimalle de. Peki burada bulunan hanımların hepsinin farklı iş mesleklerindeler. Kesinlikle. Hepsi çalışıyorlar. Hepsinin bir koşturmacası, hayat telaşı var ve burada toplandığınız zaman belki size bu bir nefes alma ortamı oluyor değil mi? Aslında hangi şöyle meslekte hanımlar var? Öğretmeni de var, askeri de var, polisi de var, emeklisi de var, ev hanımı da var. Onun dışında hemşiresi var, akşam nöbetine gidiyor, nöbet esnasında bizi takip ediyor. Ya da doktoru var, nöbet esnasında bizi takip edebiliyor. İşin ilginç tarafı mankeni bile var. Hatta televizyon dünyasından tanıdığımız ünlü simalar var. Hamiyet gibi, Jülide Soysal gibi. Yazarlarımız var. Hatta çoğu yazar bizim sayfamızda. Bayanlar diyoruz ama Sinan Akyüz'ü bilen herkes biliyordur. İncir evet. Kuşları'yla o grubumuzda. Naşide Gökbudak, Rahmi Bey vesairenin yazarı aynı şekilde grubumuzda. Zeynep Ülker Ersoy'un postacı ile grubumuzda. Yani birçok yazarımız var evet. Ve hepsi bizi takip ediyor. Bir şekilde onlarla beraber kitleler de bizi takip etmeye başlıyor. Bu da güzel bir ve şey aslında. Bu yüzden de 17 bin üyeye olarak ulaştık. Çığ gibi büyüdünüz. Aynen peki öyle. Yaş aralıkları sanırım her yaştan takipçiniz ve her yaştan buluşacağınız insanlar var. Aynen öyle. Yaş aralığı nedir? 7 yaşında da var. Çocukları da takip ettiği için 5 yaşında da var. 50 yaşında da var. 90 yaşında da var. Yani herkes var bizim grubumuzda. Üniversite öğrencisinden tutun, ilkokul öğrencisine kadar kitap yoldaşı var. Birbirimize hediye gönderdiğimiz zaman kitap kardeşleri çocuklarına da gönderdiğimiz için anne kitap kardeşi ne zaman hediye gönderecek diye soran çocuklar var aramızda. Çok güzel işte o çocuk da bununla büyüyor. Aynen öyle. Kitap aşılanıyor ona aslında. Bu dayanışmayla değil mi? Bu paylaşmayla büyüdüğü aynen. için o hayatı boyunca bunu takip ederek büyüyecek. Aynen öyle. Peki
siz birbirinizin yüzünü bazen görmüyorsunuz. Yani hiçbir zaman görmediğimiz de oluyor. Ben Diyarbakır'dakileri hala görmedim evet, mesela. Evet, biraz bundan bahseder misiniz? Aslında ilk başlarken hiç kimseyi görmedim ben. Sonra dedik ki Konya'yı bir toplayalım dedik. Konya'da kimler var aramızda dedik. Bir 15 kişi toplandık ilk etapta. Birbirimizi gördük, bir baktık hepimiz birbirimize hitap ediyoruz. Niye devamı gelmesin dedik. Şimdi bugüne kadar 10. buluşmaya kadar geldik. 2 ayda bir, 3 ayda bir toplanıyoruz, söyleşiler yapıyoruz. Yazarlar da dahil oluyor evet, buna. İzleyicilerimize de duyuralım. Bugün de öyle bir aynen toplanma öyle ve buluşma günündeyiz. Kitap yoldaşları buluşması var bugün de Konya grubunun. Biz de sizinle birlikteyiz. Bunun dışında İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Hatay'da, Şırnak'ta yani her yerde üyelerimiz var. Edirne, Tekirdağ'da. Ben İstanbul'a gittiğimdeki 2 hafta önce İstanbul'daydım. Kitap kardeşlerim beni misafir etmek için yarıştılar adeta. Hı hı. Davet ettiler. Yazarlar evine davet etti. Oğuz Bey yemek hazırlamış. Eşiyle beraber yemek yedik beraber. Sohbet ettik, imzalar aldık, edebi sohbetler yaptık, yazarlardan konuştuk, yayın evlerinden konuştuk. Yani toplanıldığı zaman da dolu dolu geçen. Aynen, birbirimizi görmüyoruz ama tanıyoruz en azından, evet, hissedebiliyoruz. Bence kitap yoldaşlığını en ilginç kılan bu. Bir tek buradaki ortak nokta kitap olduğu için. Aynen tek öyle. Gaye ve tek ortak nokta kitap ve kitap için birleşiyorsunuz. Bir ünlü yazarın sözü vardır, iyilik için bir damla mürekkep dünyaya bedeldir. Evet. Yoldaşlarının hazırladığı projelerden konuşalım biraz da. Hı hı. Sizin aktif projeleriniz var, sunumlarınız var, toplantılarınız var. Nedir bu projeler? İlk etapta şu an devam eden, bitmek üzere olan 8 kitapla Türkiye'yi dolaşıyoruz. Gruplar oluşturduk 6'şer kişilik. 8 tane bölge, İç Anadolu, Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere İç Anadolu ile beraber tabii merkezi. Hı hı. Kitaplar elden ele bir kişi okuyup diğerine teslim ediyor ve bu şekilde 8 kitap dolaşıyor. Dönüşümlü olarak aynen dolaşıyor öyle. Yani. Üzerine de notlar yazıyorsunuz. Hı hı. Karşınızdaki ben size gönderdiğim zaman duygularımı teslim ediyorum. Yanında küçük hediyeler gönderiyoruz. Çay, kahve, sallama bitki çayları veya küpeler bayanlar için ya da erkekse küçük araba modelleri, biblolar tarzında gönderebiliyoruz. Bunlar okuyan diğer üyeye gönderirken hediyeler. Yolladığı hediyeler hele değil mi? Kitap o kardeşi zaman, de bu zaten hemen o hemen. O zaman şöyle oluyor. Her kitabı bekleyen kişi acaba bugün bu sefer neyle karşılaşacak? Aynen öyle bir o güzellik heyecanı oluşuyor. Yaşıyorlar değil mi? Aynen öyle. Kitap okurken siz mesela muhakkak bir kahve içiyorsunuzdur ya da bir çikolata yiyorsunuzdur ya da bir şeyler yiyip içiyorsunuzdur. Onları biz yanında gönderiyoruz. Nescafeler, çikolatalar ya da daha ilginç hediyeler gönderenler de oluyor mesela. Kahve yapma makinesi göndermişti arkadaşımızın. O enteresanı herhalde odur değil en mi? En enteresanı buydu. Onun dışında herkes birbirine 40 yıl hatırımız olsun diye Türk kahvesi gönderiyor. Ya da benim o an neye ihtiyacım var? Örnek veriyorum size çiçek fidesi gönderen oldu. Ya da o gün yazar gelmiştir sizin şehrinize, benim adıma imza alıyorlar ve bana gönderiyorlar. Ben yazarı görmesem de imzalı kitabı bana kadar geliyor evet. Ki Ahmet Ümit'ten imzalı kitabım var, Can Dündar'dan, Zülfü Livaneli'den imzalı kitaplarım var. Ben hiçbirini görmedim bugüne kadar. Evet ama işte dedik ya sizi toplayan tek nokta kitap. Aynen öyle. Peki projeler bu gönderdiğiniz yardım kitaplarından bahsedelim biraz da. İlk etapta Konya'da kuruldunuz ama Türkiye'nin her yerine yardım amaçlı ya da paylaşma amaçlı kitaplar yollanılıyor. Sanırım en son Van'a yolladınız. Aynen. Biraz da bu projeden bahsedelim. İlk etapta Mardin'le başladık. Mardin'de bir okul bizden yardım istedi ve dedi ki kütüphane kurmak istiyoruz dedi. Biz kendimize bir kitap alıyoruz zaten. Onlara da birer kitap alalım ki bizimle beraber yeni filizler oluşsun istedik. Ve
Mardin'e kitap göndermeye başladık. Orada mini bir kitap yoldaşlığı kütüphanesi var şu anda. Harika. Peki oradaki öğretmenler mi size ulaşıyor? Devlet kanalıyla değil, tamamen özel şahıslarla. Yok, sosyal paylaşım platformunda yardım isteyen okullar var bu şekilde. Evet. İşte kitap yardımı, defter kalem yardımı da var bunun esnasında. Kışlık yiyecek yardımı da var. Bizim elimizin ulaşabildiği kadarıyla yardım etmeye çalıştık. Kimi kalem gönderdi evine, kimi kuru boya aldı onu gönderdi. Onun dışında kimi dünya klasiklerini veya Türk klasikleri, 100 tane temel eseri gönderdi. Ansiklopediler, bilgisayarın ulaşmadığı yerler var keza. Evet. Ansiklopediler gönderildi. Doğu'da özellikle değil aynen mi? Aynen öyle. Şimdiye kadar Mardin'de, Van'da yaptınız. Soma'ya gönderdik. Soma'da var herhalde. Yayın evi, Minimal Yayınları bize bu konuda yardımcı oldu ve transfer aşamasını sağladı kitapların. Şu anda Van'a toplanıyor. Yani yeni başlattık bu etkinliği. Orada da bir çocuğu güldürmek ve bir aynen çocuğa öyle ulaşmak. Öğretmenlere kitaplarla destek olmak çok güzel bir şey aslında. Sizin en büyük heyecanlarınızdan aynen, biri de bu. Aynen, güzellik oluyor. Peki normal çalışma kitaplarından bahsedelim. Böyle de bir projeniz var sanırım. Proje değil de bizim grubumuzda her şey paylaşılıyor. O gün bir durum varsa ya da özel bir günse bildiriyoruz ya da başka bir şey oluyor. KPSS veya LYS bittiği zaman sınavdan diyor ki benim sınav kitaplarım kaldı. İsteyen varsa göndereyim diyorlar. İstanbul'daki kişi Adana'ya kitap gönderebiliyor. Alım gücü yoksa kargoluyorlar. Şahane. Onlar da çalışıyorlar şey, o kitaplara kesinlikle. Hem ücret ödemiyorlar hem de bir tür hayır. Aynen öyle. Hayır oluyor. Hem de benim mesela vardı KPSS kitaplarım. İki koli olmuştu. Onları Adana'ya gönderdim ve o kişi şu anda KPSS'den iyi bir puan aldı. İnşallah atanacak. Ben de bunda onu göreceğim. Sizin de emeğiniz var. Onun da emeği var. Ve belki de yani kazanan kişi kendi kitaplarını bir başkasına aynen devredecek. Aynen öyle. Dua ile beraber güzel bir şeylere de vesile oluyoruz aynı zamanda. Aşkı. Yani Biz Varız projesi en büyük hayalleriydi. Şimdi bu hayal gerçekleşmek için yola çıktı bile. Biz Varız projesinin en güzel tarafı da otizmin farkındalığını arttırmak için hayata tutunma aşkını anlatıyor. Bu projeyi Emine Hanım bakın nasıl değerlendiriyor. Bir gün kitap yoldaşlığında bir dergi çıkaralım fikriyle alevlenen, kıvılcıma atılan şey. Sonra ne yapalım dendi, ne yapalım? Dergi olmasın, e-dergi olsun, e-kitap olsun derken kitap olsun bu dedik. Ne yapacağız peki? Bu kitap gelecek, hani yapacağız ama nereye gidecek bunun geliri dedik. Bir yardım kuruluşuyla anlaşmaya karar verdik ve otizmle anlaştık. Biliyorsunuz otizm pek bilinen bir şey değil. Birçok kişi bu hastalıkla mücadele, hastalık da değil aslında, farkındalıkla mücadele evet ediyor. Ve bunu kimse bilmiyor, tanımıyor. Yeni yeni tanınan bir yapı bu. O yüzden Otizm Vakfı'na bunun gelirini bağışlamakla başlayalım dedik. Ve hikayeleri toplamaya başladık. Konusu da hayata tutunma aşkı oldu. Organ bağışından kansere kadar yanmış bir bedenle hayata tutunan insanlardan otistik çocuklara kadar hikayeler anlatıldı. Şahane değil mi? Yazarlar ve yazmayı seven herkes var şu anda bu kitapta. 28 tane kişi var. Şiirinden denemesine kadar, gerçek hikayelerden bulmacasına kadar bir kitap. 300-400 sayfalık bir kitap olacak. Daha henüz basım aşamasına girmedi. Topladık her şeyi, ayarladık. Şu anda proje aşamasında. 2 ay sonra Biz Varız elimize doğacak ama sabırsızlıkla o günü bekliyoruz açık konuşmak gerekirse. Yayın evimiz Minimal Yayınları bize çok destek oldu. Televizyon yayın organlarından birkaç tane sponsor buldu. Dağıtım gruplarından sponsorlarımız var. Ve bunun yanında ünlü yazarlarla da bizim anlaşmamızı sağladı. Onlar sağladı açık konuşmak üzere. Bizim ünlülerle bir düşüncemiz yoktu. Canan Tan ve Türkan Şoray'la ön görüşmeleri yaptılar. TÜYAP Kitap Fuarı'nda sözleşmenin imzalanacağını söylendi. Onun dışında 5-6 tane daha bu şekilde ünlü yazarımız var ama onlardan daha henüz sözleşmeler net gelmedi. Net cevap gelmedi. Için şu an isim zikredilsek de hani bir pek anlam olmayacak ama Türkan Şoray ve Canan Tan evet diyenler arasında. Peki bu projede size gelen metinler okudunuz mu? Şöyle bir göz gezdirdiniz mi? Hepsini okudum tek tek. En etkileyicisi neydi mesela? En etkileyicisi benim için Mıstık'tı. Kırmızı saçlı Rapunzel, Link kardeşi Mıstık, otistikti. Kuş onunla konuşuyordu öterek. Ve Mıstık onunla hayata tutunuyordu. Otizmli bir çocuğu hayata tutunmak istiyorsanız hayvanlarla diyaloğunu ya da kitaplarla diyaloğunu arttırmanız gerekiyor.
hayata kazandırmak aynen için. Aynen öyle. Ufak bir örnek vermek gerekirse Albert Einstein ve Fazıl Say otistik kişilerdi. Ve buna rağmen dahilikleriyle tanınan kişilerdi ve becerileri olan kişilerdir. Siz onların farkına varırsanız onlar size farkında olduklarını gösterirler her şeyi. Vakfıyla yapmak istedim ama 5000 ağaç ekmem gerektiği söylendi ki kitaplar için biliyorsunuz kağıt yapmak için ağaçları kesmek zorundalar ve dönüşüm ne kadar olsa da gene ağaca ihtiyaç var. Doğadan alıyorsak madem doğaya geri aktarım için ağaç ekmeliyiz ki yeni nesillere yeşil bir yer bırakabilelim. Kitap yoldaşlığı ormanı benim hayalim ve oradaki ağaçların yetiştiğini görmek, her bir kişi için bir ağaç ekilse dünyanın en güzel yeri olur orası benim için. Çünkü bir ağacın bunun gölgesi kitap okumak çok güzel bir çok şeydi. Çok güzel değil mi? Bunun için bir başvuruda bulundunuz mu? Ya da projeyi hangi seviyede şu anda? 5000 ağaç toplandığı için etkinlik kişi toplamam gerekiyordu ağaç için. 1000 kişide kaldım ben açık konuşmak gerekirse ve etkinlik oluşturduk. Eğer grubu takip ederlerse zaten bunu görebilirler. 5000 ağacı bulduğum anda ben o ağaçları tek tek bağışçıların adına sertifikalarla ektirmeye başlayacağım. Buradan da bizi izleyicilerimiz size ulaşabilirler. Ve grubumuz belki, vasıtasıyla evet ulaşabilirler. Vasıtasıyla kitap yoldaşını takip edenler böyle bir talebi olan bir fidan da benim olsun, bir ağaç gölgesinde de benim çocuklarım kitap okusun aynen öyle demek isteyenler varsa size ulaşabilirler aynen tabii ki. Gönülden bu projelerde size destek vermek için hazırız ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli. Pek çok yazarın da toplantılara katılması, okuyucu ile yazarın arasındaki bağların kuvvetlenmesine neden oluyor. Zeynep Ülkersül'ün ve Nermin Kılıçman, kitap yoldaşlığı buluşmalarının önemini şöyle anlatıyor bize. Çok meslekten olan kadın bir araya toplanıyorsunuz. Neler hedefliyorsunuz? Vallahi ilk amaç sanırım herkese okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevdirmek. Şu teknoloji çağında çok fazla bizi oyalayan şey olduğu için kitap okumayı artık zorla yapar olduk. Birazcık sevdirmeye çalışıyoruz kitap okumayı. Kitap yoldaşlığı grubu da bu amaca hizmet ettiği için çok güzel bir şey yapıyor. Biz de ona uğraşıyoruz, kitap sevdirmeye uğraşıyoruz insanlara ve grubumuzun çıkardığı bir kitap var, sosyal sorumluluk projemiz var. O projeyi tanıtmaya, onu geliştirmeye çalışıyoruz. Çoğunluğunuz kadınsınız burada, farklı meslek gruplarından evet pek çok kadın buluşuyorsunuz. Evet. Bu sosyal sorumluluk projelerinde biz acaba daha mı duyarlıyız? Vallahi duyarlılıkla mı ilgisi var yoksa bizim daha çok vaktimiz mi var? Erkekleri bu konuda şey yapmak istemiyorum. Çünkü onların meşgul olması gereken şeyler farklı öğretiliyor. Öğretilerimiz farklı çünkü. Evet. Sen para kazanmak zorundasın, sen ailenin sorumluluğunu almak zorundasın. Onların üzerine çok fazla maddi anlamda sorumluluk yüklendiği için belki de onlar çok fazla vakit ayıramıyorlar böyle şeylere. Vakitleri olsa onlar da ayırır diye düşünüyorum. Ben yani. Bence siz çok nazik bir şekilde anlattınız. Bence bu sizin bakış açınız. Ben biraz erkek gözünden bakmaya çalışıyorum. Şahanesiniz. Yoldaşlığı buluşmaların benim için en önemli tarafı okuyucu ile yazarı buluşturması her şeyden önce. Şimdi hepimiz daha önce yazmadan önce okuyucuyduk. Evet. Yani okuyucu olarak başladık bu işe. Okuyucuyla yazarın arasındaki o uçurumu kapatmak benim için bu çok önemli. Ben o uçurumu kapattığını düşünüyorum. Çok da güzel şeyler öğreniyorum. Daha önce de biz defalarca konuştuk. Özellikle okuyan kişilerden aldığımız bilgiler,
her şeyi bilmek zorunda değiliz. İşin doğrusu. Her kitabı da yani okumamız mümkün evet. değil. Fakat burada her kitabı, her türlü kitabı okuyan okuyucuyla bir araya geliyoruz. Ne oluyor? Fikir alışverişi yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, onların okuduklarını öğreniyoruz. Biz de okumaya çalışıyoruz. Yani bir kitap açısından bir ufuk açılıyor evet, burada. Okuyucunun ya da işte insanlar neleri seviyor onları daha çok anlıyoruz. Ha, siz kadınlar demiştiniz ya. Evet. Aslında yoldaşlıkta erkekler de var. Evet. Yok değil. Bahsettik bundan tabii, zaten. Yani erkeklerimiz de var da bu toplantılara çok katılamıyorlar. O var. Biz yani, bir de çok severiz değil mi? Böyle hani hemen bir toplanı verelim. Bir kahve tabii, yani arası. Bu bir gün gibi düşünün. Evet. Ama kültürel bir gün. Dolu bir gün. Dolu yani, bir gün. Fikir alışverişi yaptığımız öğrenilen bir gün. Öğrenilen bir gün. Faydalı okumayı yükselten. Şimdi bu paylaşımlar işte medyada paylaşılıyor. Sosyal medyada paylaşıldığı zaman bak böyle oluyormuş gibi diğer insanlara da cazip gelebilir. Giderek çoğalıyoruz. Giderek gruplarım yani bu grup toplantısı kalabalıklaşıyor. Hedefler de buna göre tabii, de yükseliyor tabii, değil yükseliyor. Mi? Projeler daha da fark atıyor. Projeler oluşuyor. Hı-hı. Ne oluyor? Fikir alışverişinde ya şunu da yapabilir miyiz? Çünkü her oluyor. İnsan farklı bir düşünce. O tabii, olaya farklı bir bakış farklı açısı bir getiriyor. Dünya. Evet. Farklı bir dünya, farklı bakış açısı. Her bakış açısının bir araya eklediği şeylerle çok güzel yol alıyoruz. Bana göre çok güzel gidiyor. Harika. Biz de burada olmaktan bugün çok mutluyuz. Çok ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şuyla kapatalım istiyorum. Siz kadının yerini nerede görüyorsunuz? Türkiye'de, dünyada fark etmez. Sizce kadının yeri nerede? Eğer bir kadın kendinin farkındaysa her zaman en üsttedir. Ama eğer bir kadın kendinin farkında değilse ve kendine mahkum etmişse hiçbir zaman yükselemez. Cesur olursa ileriyi görür. Ama cesur olmazsa kendi olduğu yerde sayar ve her zaman ezik olur. Ezik olmak istemiyorsanız birazcık kendinizle barışık olmanız ya da biraz cesur olmanız gerekiyor. Yani cesur adımlar diyorsunuz ya bir adım atması gerekiyor evet. bir şeyler için. O adım atmak için bir nebze cesurluk yetiyor başka bir şeye göre. Cesaret hissediyorsunuz. Aynen öyle. Aynen ve öyle. Ülke ekonomisinde kadınların yeri gerçekten çok, büyük. Çok önemli. Çok büyük. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. En basit örnek size. Evet o klasikleşmiş bir söz aynen ama öyle. Gerçekten doğruluğu olan bir söz. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizle tanışmak çok memnun oldum. Biz de öncelikle öyle. Benim size ufak bir hediyem var. Aa, harika. Kitap yoldaşları birbirleriyle hediyeleşiyorlar. Ben bunu kendim yaptım bugün sizin de, için. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de bana hı hı. olan hediyenizi aldım. İsterseniz açın. Hı hı. Benim çok beğendiğim, üniversiteden beri sürekli tavsiye ettiğim herkese bir kitap. Konya'yı Konyalılardan değil de bir de yazardan dinleyelim. Dinleyelim diye değil mi? Duyalım onun cümleleriyle. Ne hissedelim. Hı hı. Şöyle yırtmak istemedim. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Severek hı. okuyacağım. Bu da sizin yaptığınız ve tasarladığınız. Ya o çok basit bir şey ama isteyen herkes yapabilir onu. Önemli olan kendine güvenmek bir şey yaparken. Hı hı. Bu kitap araçları zaten sizin... kitap kardeşinin birbirine yaptığı evet, şeyler. Evet arkadaşlarınız aynen arasında öyle. Yolladıklarınız kitap, hediyelerden biri. Hayata bir moda vermek istiyorsanız araya bir araç koyun deriz biz. Ya çok güzel. Bununla yani. Da kapatalım bu sözün üzerine çok de. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Cesur Adımlar'da bu hafta Emine Bölge Hanımefendi'yi konuk ettik. Onunla birlikte güzel, dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Bizler her zaman söylediğimiz gibi en güzel makyaj gülümsemektir. Sizler de hayata, hayallerinize ve umutlarınıza gülümsemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.